Efendim merhabalar, mutlu akşamlar. Saatler 18.30'u gösteriyor Beyaz TV ekranlarında. Ana habere başlıyoruz. Ben Melisa Bağcı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması için davet edilmesi gerektiğini söyleyen siyasi partilere yüklendi. Davet etmediğimizi kim söyledi dedi. Erdoğan, Türkiye'nin davetini kabul etmeyen Abbas da tepki gösterdi. Ülkemden bazı siyasi partiler şu anda hükümet Filistin başkanını Türkiye'ye davet etsin ve parlamentoda konuştursun. Ya size bunu davet etmediğimizi kim söylüyor? Dedi ve Türkiye'nin davetini kabul etmeyen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a sert tepki gösterdi. Erdoğan, Abbas'ın Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini söyledi. Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas kusura bakmasın. Önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz. Bakalım gelebilecek mi? Gelir veya gelmez. Ama biz Filistin halkının, Filistinli kardeşlerimizin adına zaten söylenmesi gerekenleri her yerde, her toplantıda dile getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baba Ocağı Rize'de temaslarına devam ediyor. Açılış törenlerinin ardından akşamda sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına bir kez daha tepki gösterdi. Önceki gün Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Açıkçası orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık. Şunu açık açık söylemek isterim. Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek çok daha ileri gidip yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır. Rusya-Ukrayna savaşı da gündemindeydi. Savaşın ilk gününden itibaren barışın tesisi için çalıştıklarını söyledi. Batılı savaş baronları dışında bu kan deryasından kazançlı çıkan olmadı. Halen ateşe benzin döküyorlar. Yangını körüklemek için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Biz ise barışın ve istikrarın tesisi için çalışıyoruz. İki komşumuz arasında hakkaniyetli davranarak, dengeli politika izleyerek bu ateşin Karadeniz'e sirayet etmesine engel olduk. Ve ekonomi. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon rakamlarındaki düşüşe dikkat çekti. Enflasyonun ateşi bundan sonra daha hızlı düşmeye başlayacak. Son iki yılda özellikle fiyat balonunun oluştuğu sektörlerde dengelenme hız kazandı. 6 Şubat depremlerinin yaralarını son süratle sararken bütçe dengelerini de iyileştiriyoruz. Efendim, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Türkiye'nin denizlerdeki haklı mücadelesi Mavi Vatan'a masal deyince tepkiler dinmek bilmedi. Tan'ın skandal sözlerine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik başta olmak üzere pek çok isimden, hatta kendi partisinden bile tepki geldi. Sınır ötesi harekatlarla yetinmedi. Deniz aşırı maceralara yeltendi. Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından, o da koşulların zorlamasıyla, yani ekonominin iflası kapıya dayanınca neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti. Türkiye'nin denizlerdeki haklı mücadelesi olan Mavi Vatan'a masal dedi. CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın meclisteki skandal konuşmasına tepki yağdı. Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından, o da koşulların zorlamasıyla. Emekli ABD Büyükelçisi Tan'a ilk tepki AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden Tan'ı sert bir dille eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Namık Tan'ın Mavi Vatan için masal demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir. Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. Mavi Vatanımız
ana vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye'nin dış politikada attığı adımlara hedef alan TAN'a tepkiler durmak bilmedi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de sosyal medya hesabından Mavi Vatan kavramına yapılan saygısızlığa tepki gösterdi. Mavi Vatan, misaki milliğinin denizlerimizdeki karşılığıdır. Atatürk bunları görse sopayla kovalardı. CHP'li Namık TAN'ın açıklamalarına kendi partisinden de tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da Mavi Vatan'ın önemini vurgulayıp Mavi Vatan siyasi mülahazaların dışındadır dedi. Mavi Vatan konsepti denizlere yönelik Atatürk'ün direktifiyle vücut bulan Türk'ün milli ülküsünün fiiliyatta hayat bulmuş halidir. Mavi Vatan konseptini anlatmak, açıklamak, öğretmek ve savunmak bir Türk amirali olarak benim görevimdir. Şimdi efendim CHP İstanbul Milletvekili Namık TAN, Türkiye'nin denizlerdeki haklı mücadelesi Mavi Vatan için gerçekten milletin meclisinde skandal açıklamalarda bulunuyor. Hem kendi partisi hem muhalif gazeteciler olmak üzere birçok kişiden de bu konuyla ilgili tepki alıyor. Şimdi denizler üzerindeki hakkımızdan bahsediyoruz Mavi Vatan için. Karadeniz, Ege, Akdeniz için. Bunu bir belirtelim. Şimdi Mavi Vatan siyaset üstü bir kavram. Bunu söyleyelim, ancak bu kavramı henüz anlayamamış ya da öğrenememiş bazı siyasetçiler olduğunu hala görüyoruz bu açıklamayla. Ben hiçbir ülkede, özellikle örnek aldıkları Avrupa'da, ülkelerinin çıkarları için bir durum varsa masal ifadesini hiçbir zaman görmedim, duymadım. Ama hatırlayacaksınız, daha önce de Ünal Çeviköz Mavi Vatan'la ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Yayılmacılık demişti. Ya ülkenin lehine olabilecek, ülkenin savunulabileceği her konuyla ilgili neden hep karşı taraftalar? Bunu anlamak mümkün değil. Zaten yıllarca bu partinin neden iktidar olamadığını aslında bu ifadelerle çok da iyi anlayabiliyoruz. AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin X üzerinden paylaşımı var. Aslında bu konuya ilişkin çok güzel bir paylaşım. Atatürk bunları görse sopayla kovalardı diyor. Gerçekten Atatürk'ün kemikleri sızlıyordur eminim. Sayın TAN'ın bu açıklamasından sonra diyelim ve devam edelim efendim. Şimdi sözde gerilla marşı eşliğinde halay çekiyorlar. Bebek katili terör elebaşının lehine sloganlar atıyorlar. Düğmeye basılmış gibi aynı anda başlayan bu eylemlere katılanlar birer ikişer tutuklanmaya başlayınca bu kez de DEM Partili vekiller devreye girdi. Tehditler savuran o vekiller terör halaylarını kültürümüz diye savundu. Şimdi habere gideceğiz. Akabinde kısa bir yorumumuz olacak. Önce Mersin. Sonra Ağrı. PKK sempatizanları bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan adına böyle sloganlar atıp halay çekmişlerdi. Skandal görüntülere tepki yağınca ekipler harekete geçti. Mersin'deki PKK sempatizanları cezaevine gönderilirken Ağrı'da da 11 terör maşası tutuklandı. Tutuklanan terör yandaşlarına DEM Partili vekiller sahip çıktı. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça konuyu meclise taşıdı. Terör örgütü PKK sempatizanlarını milletin meclisinde böyle savundu. Siz halay çeken, kendi kültürünü icra eden kişiyi gözaltına alıyorsunuz. Sonra bir işkence biçimi olduğu konusunda hemfikir olduğumuz bir şarkıyı dinletiyorsunuz, değil mi? Bu ikiyüzlülüğü kabul etmiyoruz. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sarı Sakık'ın gündeminde de aynı konu vardı. Sakık, Ağrı Valisi Mustafa Koç'u Kürt düşmanı olmakla suçladı. Halay çekerken terör örgütü elebaşı lehine slogan atanları savundu. Şunu vali iyi bilsin. Ağrı'da sen geçicisin. Kürt'e bu kadar düşmanlık edenin Kürt coğrafyasında yeri yoktur. Buradan son çağrımdır. Bütün Kürtler, Kürt dostları, Türkiye'nin neresinde olursanız olun, Kürdistan'ın neresinde olursanız olun, ister Kanada'da, Amerika'da, hepiniz halaya durun. Eski HDP milletvekili Leyla Zana da PKK sloganları eşiğinde halay çekenlerin tutuklanmasına tehditkar açıklamalarla tepki gösterdi. Kürtlerin sınırlarını zorlamayın, hepimizi Kürtçe şarkılarla, davul zurna ve sloganlarla alanlara, meydanlara çıkarmayı düşünüyorsanız
seve seve varız. Bu görüntülerde Van'dan DEM Parti'nin Van İl Başkanı Veysi Dilekçi ve DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar PKK'lı bir teröristin cenazesine katıldı. Dindar ve Dilekçi sözde PKK marşının okunduğu cenazede adeta hazır oldu durdu. Rabun Serpiyan, Jindan Kurdistan. Jindan Kurdistan. Şimdi efendim burada birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü hanımefendi kendi kültürlerini icra eden kişilerin gözaltına alındığını söylüyor. Ancak kendi kültürlerini icra ettikleri için o kişiler gözaltına alınmadılar. Öncelikle bunu bir belirtelim. Terörist başı Abdullah Öcalan sloganlarıyla halay çektikleri için gözaltına alındılar. Çünkü evet Abdullah Öcalan bir teröristtir ve birçok masumun kanı eline bulaşmıştır. Öncelikle bunu bir belirtelim. Abdullah Öcalan bir teröristtir. Bunu buradan söylemekten hiç çekinmeyelim. Açık açık da söyleyelim. Şimdi burada belirtilmesi gereken bir konu var ki burası efendim Türkiye'dir. O yüzden bu tip sloganlarla halay çekilmesine elbette ki izin verilmez. O yüzden de gözaltına alındılar. Sevgili izleyenler, emniyet mensuplarımız da kendilerine bir Türk ölürüm Türkiye'm parçasını dinletmişler. Biz Türk olarak bu parçayı çok seviyoruz. O yüzden burada rahatsız olacağımızda hiçbir durum yok. Onun da altını çizelim diyelim hanımefendiye. Bizim de bir cevabımız olsun ve devam edelim. Şimdi efendim Adana'ya gideceğiz. Çünkü Adana'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir baba arkadaşlarıyla kavga eden oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp triporterin peşinden kilometrelerce koşturdu. Oğlunun hem canını hem de gururunu hiçe sayan sözde baba gözaltına alındı. Aman çocuğu rezil etti ha. Kavga eden oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp triportörünün peşinden kilometrelerce koşturdu. Tanık olanların büyük tepki gösterdiği görüntüler Yüreğir'de kaydedildi. 13 yaşındaki Ahmet her çocuk gibi arkadaşlarıyla kavga etti. Ancak babasının tepkisini hesaba katamadı. Oğlunun kavga ettiğini öğrenen yabancı uyruklu mahcubatlı tarım işçisi, aldığı ipin bir ucunu oğlunun beline, diğer ucunu da triportörüne bağladı. O vicdansız baba daha sonra hareket edip oğlunu kilometrelerce peşinden koşturdu. Oğlunun hem canını hem de gururunu hiçe saydı. Aman çocuğu rezil etti ha. Yürek sızlatan görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki yağdı. Yüreğir polisi de hemen harekete geçti. Ailenin kaldığı çadıra giden ekipler o vicdansız babayı gözaltına aldı. Niye sen böyle sürüyorsun motoru? Motor nerede? Motor sürmüyor diyor. 13 yaşındaki Ahmet ve annesi Halide de kendi güvenlikleri için aile içi ve kadına şiddetle mücadele büro amirliğine götürüldü. Motoru yeni göstermiş. Zaten biliyor çocuğu biliyor. Efendim şimdi de yürekleri ağza getiren bir kazayı getireceğiz ekrana. Kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet eden gencin üzerine 5. kattan su deposu düştü. Ölümden dönen genç sorumluların cezalandırılması için hukuk mücadelesi başlattı. Beşinci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü. Talihsiz gencin ölümle burun buruna geldiği anlar kameralar tarafından böyle kaydedildi. Yürekleri ağza getiren olay Yenişehir'in İnönü mahallesinde yaşandı. 19 yaşındaki Alparslan Öztürk kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet ederken bir anda 5. kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü. Dedi yukarıdan dedi güneş enerjisi sökmüşler dedi deposunu aşağı indirirken İp kopmuş, depo aşağı düşmüş diyor arkadaş. Su deposunu taşıyan halat kopmuştu. Hızla aşağı düşen depo parmaklıklara çarparak hız kesince ölümden döndü. Yukarıdan bir ses geldi. Bir baktım yukarıdan ses gelmesi direkt kafamda o gördüğüm cismi. O an şokla kendimi hemen attım. Hastanedeki tedavisinin ardından avukat Sahra Düzgün Tucel'in yolunu tutan genç sorumluların cezalandırılması için hukuk mücadelesi başlattı. Müvekkilimiz hala olayın travmasını ne yazık ki üzerinden atabilmiş değil. Havaya bakarak yürüyor yani şu an kaldırımda yürürken dahi. Ciddi bir endişe ve korku içerisinde. Müvekkilinin travma yaşadığını belirten avukat Tucel de davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi. Dün suç duyurusunda bulunduk. İlgililerin tamamı ifadesi alındı. Bu yönde işlemlerimize devam edeceğiz.
Efendim şimdi ekranlarınıza muhteşem bir dostluk hikayesi getireceğiz. İzmir'de yaşayan Buse Yorulmaz bir yabani güvercini sahiplendi. Kısa sürede her şeyi olan o güvercine bir de sosyal medya hesabı açınca olanlar oldu. Yüzsüz ismini verdiği güverciniyle her paylaşımı milyonlarca kez izlenmeye başlandı. Evin bir parçası oldu, benim dert ortağım oldu, benim her şeyim oldu bir anda. Eve aldığı güvercinin evcilleştirdi. Onunlayken çektiği videoları milyonlarca kez izlenmeye başladı. Neyse, en azından hala yakışıklıyım. Günün 24 saatini birlikte geçirmelerine rağmen kendisini sevdirme konusunda çok cimri davranan güvercinine yüzsüz adını koydu. Çok huysaldı kendisi. Diğer güvercinler kaçıyordu ama yüzsüz kaçmıyordu. Dışarı atıyorduk geliyordu. Cama vuruyordu beni alın içeriye diye. Annem sürekli atıyordu, geri geliyordu. Ama sonra bir anda da yüzsüz olmaya başladı. Yaklaşık 3 yıl önce pencereden içeri giren bu güvercin, İzmir'de yaşayan Buse Yorulmaz'ın hayat arkadaşı oldu. Öyle ki güvercin onu sesinden tanıyor, çağırdığında gidiyor, tüm komutlarına uyuyor. Yüzsüz! Gel oğlum! Gel! Yüzsüz bambaşka bir kuş. Komutlar vermeye başladım. Yüzsüz geldim. Yüzsüz odaya gir. Yüzsüz gittiğince mesela gidiyordu. Yüzsüzün diğer güvercinlerden farklı olduğunu kısa sürede anlayınca genç kız ona bir sosyal medya hesabı açtı. Bu kuşu dedim TikTok'ta da paylaşayım. Belki insanlar yüzsüzü benim sevdiğim kadar sever. Nasıl bir isim koysam insanların dikkatini çeker diye düşündüm. Sonra dedim ki hadi dedim bozuk güvercin olsun dedim. Paylaştığı videolar çok beğenildi. Yüzsüzün bir anda milyonlarca takipçisi oldu. Sonra bir tane video attım. O video bayağı bir izlenme oldu. Sonra ikinci video yaptım. Sonra o ikinci video o kadar çok sevildi ki ben de şaşırmaya başladım. Genç kızla güvercinin görüntüleri izleyenlerin yüreğini ısıttı. Yüzsüzü benim gibi çok sevdiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Kuşçu size teşekkür ediyor. Yorulmaz'ın yurt dışından sipariş ettiği özel kıyafetler giydirdiği yüzsüz artık diğer güvercinlerden tamamen farklı. Ve hayran kitlesi de günden güne artıyor. Bir sus be, bir sus be! Efendim ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın 25 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz'den acı haber geldi. Soyman'ın 47 yaşındaki oğlu solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yüreğine ateş düşen Safiye Soyman'ın feryadı yürek dağladı. Bugün benim oğlumun doğum günü. Üfleyelim mi annem bak bugün seni? Doğum günün. Ah yavrum. O melek oldu melek. Melek oldu benim oğlum. Üzerine titrediği evladı 24 yıldır mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın feryadı yürekleri dağladı. Ben nasıl dayanayım? Adamın odasında uzun kolu bir şey ben var. Ben nasıl dayanayım? Allah bana sabır versin. Allah. İçim doldu benim annem. Ben sana nasıl dayanacağım? Her gün günde 15 kere konuşuyorduk günde. Görüntülü. Safiye Soyman'ın 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele ediyordu. Öyle ki hastalığına iyi geldiği için 3 yıldır yaz aylarını Burdur'da geçiriyordu. Harun'umu çok merak ediyorsunuz. Nasıl sağlığı saati diye. Harun'cumun son hali gayet iyi. Geçtiğimiz gece solunum yetmezliği yüzünden fenalaşınca hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak Akaröz tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. İşte benim paşam burada. Benim paşam burada. Yıllardır üzerine titreyip pamuklara sardığı evladının acı haberini alan Safiye Soyman, Bodrum'dan hemen Burdur'a geçti. Kalbindeki ateşi, yüreğindeki evlat acısını böyle haykırdı. Ben nasıl dayanayım? Adamın odasında uzun kolu bir şey ben var. Ben nasıl dayanayım? Allah bana sabır versin. Tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan acı kaybı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Safiye Soyman'ı arayarak başsağlığı diledi. Benimsin ölene kadar ille de sen. Akaröz'ün cenazesi defnedilmek üzere Muğla'nın Bodrum ilçesine gönderildi. Ah yavrum. O melek oldu melek. Melek oldu benim oğlum. Melek.
Efendim İstanbul Beylikdüzü'nde araç galerisi sahipleri iddiaya göre bir iş insanına çek karşılığı 150 milyon liralık araçlarını verdi. Ancak bir süre sonra çekler karşılıksız çıktı. İş insanının da intihar ettiği öğrenildi. Şimdi ise ortada ne araba var ne para. ...150 milyonluk lüks araçlar verdik biz Murat Ergül'e. Bunun karşılığında çekler aldık. Çek günü geldi, çekler karşılıksız çıktı. Arabalarımız gitti. Üstü üstüne paramız gitti. Alacağımız teminatlar alamadık. İddiaya göre yaklaşık 10 mağdur önce arabalarını verdi. Ardından karşılığında çek tahsil etti. Ancak o çekler hem ödenmedi hem de ödemesi gereken kişi kafasına sıkarak intihar etti. Çekler karşılıksız, gününde ödenmedi. Şu an biz de mağduruz. Olay Beylikdüzü'nde yaşandı. İddiaya göre galeri sahibi 10 kişi uzun süredir ticaret yaptıkları Murat Ergül adlı iş insanına çek karşılığı lüks otomobillerini verdi. Hem iletişimleri hem de ticaretleri tıkırında ilerliyordu. Ta ki Kurban Bayramı'ndan birkaç gün öncesine kadar. Murat Ergül şahıs isimli. Buradan devamlı bizden araba alıyordu. Araba karşılığı bize çek veriyordu. Son zamanlarda çeklerini ödememeye başladı. 150 milyon civarında bir zararımız var. İşte o mağdurlardan biri de Adem Topkaya, elinde avucunda ne varsa verdi. Hem arabalarından oldu hem de parasından. Bizden şu ana kadar 25-30 tane araba aldı. 58,5 milyon bir zararımız var. Verdiğimiz arabaların satışları, aldığımız çeklerimiz, her şey resmi, evraklı. Kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri Murat Ergül intihar ederek hayatına son verince mağduriyet ikiye katlandı. Çünkü yine iddiaya göre Ergül'ün tüm borçlarını üstlenen abileri ve kardeşleri bu mağduriyeti gidermekten kaçındı. Bizim de ondan alacaklarımızı kardeşlerinden isteyerek, kardeşleri bize yok çekerek, bizi yok sayarak ortada bıraktılar. Şu anda mağduruz toplam 10 kişi. Abileri, kardeşleri, babaları var. Hiçbiri borcun arkasında durmuyor. Kardeşleri tarafından başka şirkete aktarıldığı söyleniyor. Mağdur galericiler dertli. Bir an önce zararlarını gidermek için bir muhatap bulmak istiyor. Bizim aracılığımıza araba alıp verdiğimiz insanlar şu anda üstümüze geliyor. Ve bize ne ödeme yapıyorlar, ne zaman veriyorlar, ne gün tanıyorlar. Devlet içindeki büyüklerimize seslenerek bize yardımcı olmalarını ve bizim zararımızı karşılayacak şekilde sesimizi duyarak bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Efendim Afrika kökenli sıcak hava dalgası Eyyam-ı Bahur geri geliyor. Son günlerdeki yağışlarla bir parça olsun rahatlayanları Ağustos ayında kötü günler bekliyor. Uzmanlara göre hızla yükselecek hava sıcaklığı beraberinde afetleri de getirebilir. Sıcaktan bunalanlara bir kötü haber daha geldi. Eyyam-ı Bahur geri dönüyor. Son günlerde gelen yağışlar sıcaktan bunalanlara bir parça olsun nefes aldırmıştı. Ancak uzmanlara göre bu rahatlama kısa sürecek. Bu yıl Temmuz sonunda içinde bulunduğumuz günlerde daha normal şartlar yaşıyoruz ama Ağustos'un ilk yarısıyla Eyyam-ı Bahur'un ülkemizde kendini tekrar sıcak hava dalgasıyla hissettireceğini söyleyebiliriz. Çöl sıcakları 31 Temmuz'da etkisini göstermeye başlayacak. Üstelik bütün Türkiye'yi kavurması beklenen bu sıcaklar kısa da sürmeyecek. Son 12-13 ay mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşanması, havanın alabileceği nem miktarının artması bizim için ani soğumanın daha sağanaklı ve daha şiddetli aşırı hava olaylarına neden olacağını söyleyebiliriz. Uluslararası Hava Gözlem Kuruluşları'nın önümüzdeki aylar için yaptığı tahminler endişe verici. Doğu Akdeniz'de anormal sıcaklıkların ve anormal fırtına tahminlerinin olduğunu görüyoruz. Ülkemiz için ise özellikle güney ve iç bölgelerde anormal yağışlar, sel, seylan gibi taşkınlara neden olabilecek yağışların olduğunu görüyoruz. Efendim Esenler'de özel bir hastanenin çatısında başlayan yangın büyük panik yaşattı. Çalışanlar yeni doğan servisindeki bebekler ve yoğun bakım hastalarını tahliye etmek için zamana karşı yarıştı. Hastane çatısında yangın çıktı. Yeni doğan bebekleri tahliye etmeye çalışan sağlıkçılar zamana karşı yarış verdi.
Korkutan yangın öğle saatlerinde Esenler'deki özel bir hastanenin çatısında çıktı. Bütün katlara yayılan duman yüzünden hastalar ve hastane çalışanları büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına hızlıca müdahale etmeye başladı. O anlarda hastane çalışanları da zamanla yarıştı. Hemşireler yeni doğan bebekleri kucaklarına alarak alevlerden kurtardı. Bahçeye çıkarılan bebekleri görenler derin bir nefes aldı. Bebeklerin ardından yoğun bakım hastaları da birer birer bahçeye çıkarıldı. Ardından hepsi bahçede bekleyen ambulanslarla Bağcılar'daki başka bir özel hastaneye gönderildi. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından alevler kısa sürede söndürüldü. Katlara dolan dumanın tahliyesinin ardından hastanede durum yeniden normale döndü. Yangının elektrik kontağından başladığı iddiaları araştırılıyor. Şimdi efendim, her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin akınına uğrayan Bozcaada'da yeni bir skandalla çalkalandı. Adalıların tek geçim kaynağı olan tertemiz denizini ve eşsiz doğasını korumakla görevli olan belediye bizzat çevre katliamı yaparken suçüstü yakalandı. Artık suları doğrudan denize boşaltan belediye, bakanlık milyonluk ceza kesti. Turizm merkezi Bozcaada'da atık suları denize döken CHP'li belediyeye bakanlık milyonluk ceza kesti. Kuzey Ege'nin en gözde tatil mekanlarından biri olan Bozcaada atık su skandalıyla gündemde. Son dönemde ada sakinleri denizden gelen kötü koku ve suyun bulanmasından şikayetçiydi. Yapılan incelemelerde CHP'li Bozcaada Belediyesi'nin terfi istasyonundaki pompaların kapasitesi yetersiz kaldığı için atık suları denize boşalttığı ortaya çıktı. Bunun yanında atık sularını doğrudan denize boşaltan işletmelere de göz yumulmuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri müdahale edip denize atık su deşarjını tamamen durdurdu. Pompa sayısını arttırmak yerine atık suyu doğrudan denize akıtan CHP'li Bozcaada Belediyesi'nin bu sorumsuzluğunun faturası da ağır oldu. Bakanlık çevreyi koruması gerekirken bizzat kendisi kirleten belediyeye tam 1 milyon 161 bin lira idari para cezası kesti. Sorumlular hakkında adli işlem de başlatıldı. Efendim, Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi tekne mezarlığına döndü. Sahiplerinin kira ödememek için bağımsız bölgeye bağlayıp bir daha ilgilenmedikleri tekneler tek tek batmaya başladı. Bunlar hem çevreye zarar veriyor hem mevcut tekne trafiğini tehlikeye düşürüyor. Terk edilmiş tekneler çürüdü, Küçükçekmece adeta tekne mezarlığına döndü. Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan Menekşe Deresi alarm veriyor. Yıllardır kirlilik saçan dere şimdi de terk edilmiş teknelerle dolu. Göl pisliğini kusuyor. Dipteki pisliğini kustuğu için kahverengi, bazen yeşil. Yani çok, yani acayip bir su geliyor. Dereye atık su çok salınıyor. Kanarya tarafından, işte Ferisköy tarafından. Küçükçekmece Gölü'nden Menekşe Deresi'ne akan bu suyun rengi yemyeşil balçık gibi. İçinde ise balıklar dahi yaşamıyor. İşte Menekşe Deresi'nin terk edilmiş teknelerle çevrili son hali bu durumda. Dışarıdan limanlardan kaçıp gelmiş tekneler sahipsiz. Orası da halka açık bir yer olduğu için herkes orayı boş bulduğu için teknelerini oraya getiriyor. Bu durumdan şikayetçiyiz. Söz konusu teknelerin sahiplerine bir türlü ulaşılamıyor. İşte bu tekneler de gün be gün Menekşe Deresi'ne gömülüyor. Battığı zaman da sahip çıkmıyor. Bu sefer yanındaki sağlam teknelere de zarar veriyor. Kimin olduğu da belirsiz. Teknelerin içine başıboş olduğu için gelip oturmaları, işte teknenin içine madde kullanmaları gibi gibi teknelere rahatsızlık veriyorlar. Tabii tekneleri kaldırmak da mümkün, ancak bunun için 10 bin lira gibi bir ücret ödemek gerekiyor. İşte tekne sahipleri de henüz teknelerine sahip çıkmazken bu ücreti ödemekten tabii ki kaçınıyor. Ya sonuçta bu milli servet. Yani insan yani teknesine sahip çıkmaz mı? Yani bir dünya paralar yani. Şimdi onların bakımı şimdi dünya para tutacak. Hırsızlar da bu terk edilmiş teknelere dadanıyor. Bir sahipsiz oldukları için gelen kayını bırakıp gidiyor. Fakat hırsızlıktır. Her şey olabiliyor yani. Yani motorun çalınanlar var. Motoru çalınanlar, içinden şarjı, dinamosunu. Hem halk için zararlı hem de tekne sahiplerinin tekneleri için zararlı. Aynı alana bakımlı teknelerini bırakan sahipleri ise huzursuz. Bir an önce bu tekne mezarlığının temizlenmesini istiyor. Tabii ki şikayetçiyim. Tabii ki, yani bunlara bir önlem alınsın.
Şimdi efendim sizleri Arnavutköy'de bir tarlaya götüreceğiz. Bu tarla özellikle hafta sonlarında İstanbulluların akınına uğruyor. Çünkü burada ihtiyaçları olan ürünleri tarladan kendi elleriyle toplayıp satın alabiliyorlar. Doğal, organik her şeyi kendimiz ellerimizi toplayıp alıyoruz her şeyimizi. Çok güzel. Hafta sonları akın ediyorlar. Hem temiz havanın keyfini çıkarıyor hem de mutfakta ihtiyaç duydukları sebzeleri dalından kendileri topluyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen Arnavutköy'deki bu tarlalar İstanbulluların akınına uğruyor. Çünkü burada yetiştirilen her ürünü elleriyle toplayıp yerinden satın alıyorlar. Hafta sonu millet burada çoluk çocuğuyla vakit geçiriyor güzelce. Dalından ürünlerini topluyor, geliyor burada tarttırıyor, alıyor, gidiyor. Tabii her geçen gün daha çok talep var. Yani alan yetmiyor. Bu zevkli ve sağlıklı deneyime talep günden güne artıyor. Köy yaşamına hasret kalan İstanbullular çocuklarıyla birlikte burada hem stres atıyor hem de mutfak ihtiyaçlarını karşılıyor. Her sene gelirim, toplarım. Parası önemli değil. Yani şu ortamı çocuklarımızla birlikte yaşamak bizim için her şey değer. Marketlerden nasıl yetiştirildiklerini bilmedikleri ürünleri satın almak yerine buradan ihtiyaçlarını görerek ve seçerek karşılayabiliyorlar. Sağlıklı olduğundan ve tazeliğinden de hiç endişe duymuyorlar. Dalından kopardıkları ürünleri ellerindeki sepet ve poşetlere doldurduktan sonra tarttırıp parasını ödeyenler benzer projelerin çoğaltılmasını talep ediyor. Efendim aralarında Altan Gördüm, Didem Balçın, İlker Aksum'un da yer aldığı ünlü oyuncular kan bağışında bulunarak Türk Kızılayı'nın "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyasına destek verdi. Vermek çok kolay ama kan bulmak gerçekten çok zor. Yarım litre bir kan vererek 3 kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. Milyonlarca kan bekleyen hastamızın umudu sizlersiniz, bizleriz. Ünlü oyuncular bu kez kan çağrısı için geçti kamera karşısına. Türk Kızılayı'na kan veren ünlü isimler kan bağışı çağrısı da yaptı. Buraya geldim çünkü biliyorsunuz teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun kan hala üretilemiyor. Tek kaynağı da insan. Kan bağışında bulunmaya geldim. Ve lütfen siz de zaten bulunur, zaten birileri gitmiştir diye düşünmeyin. Kan bağışında bulunun. Aralarında Didem Balçın, Gülsim Ali, Murat Aygen, İlker Aksum, Ceren Benderlioğlu'nun da yer aldığı ünlü oyuncular yaz aylarında mevsimsel olarak azalan stok seviyesine dikkat çekmek üzere Türk Kızılayı'nın yürüttüğü "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyasına destek çağrısı yaptı. Milyonlarca kan bekleyen hastamızın umudu sizlersiniz, bizleriz. Ünlü isimler kan bağışında da bulunarak "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyasına böyle destek verdi. Yarım litre bir kan vererek 3 kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. Senin sayende bir hayat kurtulabilir. En az bir hayat. Unutma. Biz birbirimize candan bağlıyız. Kan vermek çok kolay ama kan bulmak gerçekten çok zor. Buna insan başına gelince daha iyi anlıyor. Benim de böyle bir deneyimim oldu bundan 2-3 yıl önce ve o zaman öğrendim ki aslında tüm kanlar Kızılay'dan hastanelere yollanıyor. Yani Kızılay'a bağış yapmak işte bu yüzden çok önemli. Efendim bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz. Bana Melisa Bağcı X ve Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde haber değeri taşıdığına inandığınız haberleri WhatsApp ihbar hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz efendim. Birazdan Beyaz TV YouTube kanalımıza bültenimizin tamamı yüklenmiş olacak. Oradan bültenin tamamını da izleyebilirsiniz. Huzurlu bir akşam geçirmenizi ümit ediyorum. Hoşça kalın.